Siemens NX ile alakalı eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz, hatırlarsanız datum plane komutlarını işlemiştik. Datum plane'in içerisini işlemiştik. Şimdi de axis kısmıyla uğraşacağız. Datum axis komutuyla devam ediyoruz. Bunun için öncelikle yeni bir model açalım. Datum axis.prt uzantılı bir dosya açalım. Bu komut açılana kadar şöyle bir şey söyleyeyim. Eksen oluşturmanıza yarayan bir komut. O açıdan önemli. Nerede kullanıldığına geleceğiz biraz sonra. Komutumuz buradaki datum eksis komutu. Bunun için öncelikle birkaç tane şekil çizelim. Şu şekilde bir skecimizi seçelim. Tamam. X, Y düzlemini otomatik olarak alıyorum. Şöyle bir şeklimiz olsun. Şöyle yapalım. Tamamdır. Sonrasında bir de şuraya çember çizelim. Yeterli bunlar. Yine Home bölümünden Extrude'a tıklıyorum. Bu arkadaşa Extrude edelim. Okey dedim. Tekrar Extrude'a geldim. Şu arkadaşa Extrude edelim. 50 olarak değil, bunu 70 olarak extrude etmek istiyorum ben. Okey diyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi iki tane extrude edilmiş şeklimiz var. Diğer mouse'a geçeyim. Evet. Şimdi Datum Plane bölümünde şuraya tıkladığımızda Datum Axis geliyor. Datum Axis yine aynı şekilde Datum Plane'de olduğu gibi birçok farklı yolla oluşturulabiliyor. Mesela infinite komutuna gelip de şu şekilde silindiri seçtiğimizde, bakın silindirin tam merkezinden geçecek bir bize çizgi oluşturdu. Bir eksis oluşturdu. Yine aynı şekilde devam edecek olursak okey diyelim. Tekrar gelelim. Infinite kısmında mesela intersection'a geldiğinizde intersection'da iki farklı şey istiyor bizden. Mesela şurayı seçtik. İşte geldik. Mesela şurayı seçtik. Şimdi bu yüzey üzerinde yaptığı işlem aslında şu. Bu yüzey üzerinde seçmiş olduğunuz bir noktadan geçen bir doğru oluşturma işlemi. Bu şekilde söylenilebilir. Bunun örneklerine devam edecek olursak intersection birazcık önemli. Şimdi normal datum plane'e gelelim. Bir yüzey oluşturalım. Mesela şöyle olsun. Tamam. Birinci yüzeyimiz burada olsun. Sonrasında tekrar datum plane'e geldim. Tamamdır. Datum plane içerisinde hatırlarsanız bir açı ile beraber bir datum oluşturabiliyorduk. At Angle kısmına tıklayarak. Mesela şöyle diyelim. Sonrasında bu hangi doğrudan geçecek? Şöyle bir bakalım. 5 tane oluşturmuş. Neyse. Şuradan geçsin. Tamamdır. Açımız 90 derece değil. Burası 80 derece olsun. Tamam. Sonrasında bu datumumuzu şöyle bir uzatalım. Görüldüğü gibi birbiriyle kesişmiş oldular. Apply dedim. Şu datumlara gelelim. Şekilde seçilmedi. Evet. Şöyle bir seçecek olursak yok edelim. Bu arada bu şekilde de yok edebilirsiniz seçmiş olduğunuz datumları. Ya da şu şekilde tık tık devam edebilirsiniz. Şimdi şu şekle baktığımızda tekrar datum eksisine geldiğimizde intersection seçili iki farklı datum seçiyorum. Birincisi bu. İkincisi de şu. Bakın ikisinin kesişmiş olduğu noktadan bir eksen çizgisi çekmiş oldu. Bu eksen çizgisini bu şekilde çekebiliyor olması bizim için bir avantaj. İlerleyen süreçlerde işimize yarayacak bir komut aslında bu. Sonrasında devam edelim. Intersection değil, curve face kısmına tıkladığımızda bakın bir curve veya bir yüzey seçmemizi istiyor. Şimdi mesela şurayı seçtim. Bakın oradan geçen bize bir
eksen çizgisi oluşturmuş oldu. Curve face axis kısmını bu şekilde kullanabiliriz. İstediğimiz kısımları da bir eksen çizgisi oluşturacaktır veya bu şekilde bize avantaj oluşturacaktır. Bu şekilde söyleyebilirim. Elimizde çok fazla işlenmiş konu ve örnek olmadığı için çok üzerinde duramıyorum. Zaten ilerleyen süreçte oldukça fazlasıyla duracağız bunun üzerinde. Sonrasında devam edelim. On curve vektör kısmından. Şimdi bu böyle yuvarlak gibi ark kısımlarında, arklarda diyelim hatta, çemberde bir arktır sonuçta. Bize eksen çizgisi oluşturmamızı imkan sağlıyor. Mesela burayı 50 olarak yaparsak, yaklaşık tam yarısından veya 30 olarak yaparsak %30'luk dereceyle bir eksen çizgisi oluşturmuş oluyor. On curve vektör kısmında bu şekilde kullanılıyor. Sonrasında devam edelim. XY aksis dediği şey sadece X doğrultusunda bir bize aksis oluşturuyor. Y aksis dediği de Z aksis dediği de yine aynı şekilde onlar gibi sadece o yönde doğru oluşturan aksisler. Mesela X aksisi seçtiğinizde sadece gördüğünüz gibi X ekseni üzerinde bir aksis oluşturmuş oldu. Şu şekilde de uzatabilirsiniz. Veya buradan gelip Y aksisi seçtiğinizde Y yönünde, Z aksisi seçtiğinizde de Z yönünde bir uzatma yapabilmeniz mümkün olacaktır. Point and direction. Burada da bir noktayı belirliyorsunuz. Bir yönelimi belirleyip ona göre bir atama yapıyorsunuz. Mesela hangi noktadan bir geçiş sağlasın? Mesela merkezinden. Hangi yönde olsun diyor. Buna da şöyle diyelim. Şurayı seçelim. Bakın bu yönde gördüğünüz gibi bir aksis oluşturmuş oldu. Yine aynı şekilde üzerine şöyle gelseydi. Geri gitti. Şöyle yapalım. Üzerine çift tıkladığınızda veya şu şekilde yaptığınızda yönleri ters yöne değişecektir yine aynı şekilde. Devam edelim. Two points kısmında da iki nokta arasında bir vektör oluşturmamızı sağlıyor. Mesela şu noktamız birinci nokta, şu noktamız da ikinci nokta olsun. Gördüğünüz gibi bir aksis çizgisi iki nokta arasında oluşturmuş oldu. İki noktayı baz alarak başlangıç bitiş noktası gibi görüp o doğrultuda bir aksis oluşturuyor. Genel hatlarıyla komutun kullanımı bu şekilde diyebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.